Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inşallah sizlere tohumlardan bahsedeceğiz. Tohumlarla ilgili ilginç bilgilerden bahsedeceğiz. Şöyle sırasıyla gösterelim size. Bu bir Hindistan cevizi. Aynı zamanda bir tohumdur. En ilginç tohumlardan bir tanesi bu. Çünkü bu dünyaya suyla yayılan bir bitki. Hindistan cevizi kalın bir kabuğu var bunun üstünde. Deniz kenarlarında genelde ağaçta yetişiyor ve bunda meyve denize düşüyor, hatta okyanuslara düşüyor. Binlerce kilometre suyla taşınabiliyor. 80 gün bozulmadan suyun içinde kalabiliyor. Daha sonra bir kıyıya ulaştığında orada çimlenip çoğalıyor. İnşallah onu da burada çimlendireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bir gün suda bıraktı. Daha sonra ıslak bir bezle kapladık ve ıslak bezi kavanozun içine bıraktık. Bunun inşallah ileriki haftalarda çimlendikten sonra size çimlendirme videosunu paylaşacağım. Yine ikinci bir meyve tohumumuz avokado meyvesi. Bu da gördüğünüz gibi büyük bir tohumu var. Bu da tropikal bölgelerde yaşıyor. Bunu da gördüğünüz gibi çimlendirmeye bıraktık. Bundan sonra bir portakalımız var. Şu portakal tohumumuz. Biz bunu çimlendirdik. Şurada gördüğünüz gibi bir portakal fidesi. Yaklaşık 3 ay içinde bu hale geldi. Şurada bir limon tohumumuz. Limonumuz, onu da aynı şekilde portakal gibi çimlendirdik. O da gördüğünüz gibi büyümeye devam ediyor. Daha yaklaşık 3 aylı. Bir elmamız var. Elma tohumu şu. Elmayı çimlendirdik ancak yaşatamadık. O da birkaç aylıkken kurudu maalesef. Şurada bir muzumuz var. Şurada gördüğünüz küçük tohumlar, muzun dilimin içindeki siyah noktalar, bunlar muzun tohumları. Şunu bu şekilde toprağın altına uygun bir şekilde gömüldüğü zaman bu da çimleniyor. Onu da yapacağız inşallah ileriki haftalarda. Bu hurmamız Medine hurması. Bu da çekirdeğini görüyorsunuz burada. Bunu da çimlendirdik. Bir saksımıza ektik ve bu şekilde çimlendi. Daha sonra bir büyük bir yaprak oluyor. Ondan sonra diğer yapraklar çıkıyor. Bu da bir kivi. Kivinin tohumları, şu gördüğünüz siyah noktaların hepsi birer tohumdur. Kivi de çimlendirdik. Bu da gördüğünüz gibi küçük küçük kivi vidası var. 3 tane burada. Burada bir çileğimiz var. Çilenin tohumları, şu köşelerde gördüğünüz sarı noktalar, bunlar hepsi birer tohum aslında. Şurada içinde siyah bir tohum çıkıyor. Bunları biz çimlendirdik. Şurada gördüğünüz gibi küçük küçük fideleri var. Bu domatesimiz. Domatesin içindeki şu sarı noktalar bunun tohumları aynı zamanda. Aynı bu şekilde biz domatesin içinden aldık ve toprağa gömdük ve bu şekilde onda filizlendi, çimlendi. Bu da biberimiz. Biber tohumlarını görüyorsunuz. Önce biberden aldık, kuruttuk. Sonra zaten videolarımızda var, eski videolarımızda görebilirsiniz. Onu da çimlendirdik. Burada da ne biber fidelerini görüyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz, şimdi size bir tohum nasıl oluşuyor, çiçek üzerinde bunu göstereceğiz. Daha önceki haftalarda okuduğumuz ayetlerde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biz bitkileri çifter çifter yarattık diyor. Dolayısıyla insanlar da hayvanlarda olduğu gibi bitkilerde de dişi ve erkek dediğimiz yapılar mevcuttur. Mesela bu kaktüsün çiçeğini gösterirsek, kaktüsünde güzel bir çiçek açtı. Bu çiçeğin şu küçük küçük sarı noktalar, bunlar polen başları, keseleri, bu sarıları, bu ortasındaki yeşil olan da dişicik tepesi diyoruz buna. Bu dişicik tepesi saksının dibindeki yumurta kesesine ulaşıyor. Şimdi buradaki polen dişicik tepesine düştüğü zaman aşağıya gidiyor ve embriyo dediğimiz yapı oluşuyor. O embriyolar da daha sonra çiçek kuruduğu zaman tohumlara dönüşüyor. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizinle şu ayeti paylaşmak istiyorum. Şüphesiz ki tohumları ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah budur, o halde nasıl yüz çeviriyorsunuz? Evet değerli izleyicilerimiz, şu tohumlara baktığımız zaman sanki ölü gibi gözükür. Ancak bu diridir aslında. O içindeki embriyo yaşar vaziyettedir ama yaşamsal faaliyetlerini minimuma indirdiği için biz bunu göremiyoruz. Yani tohumlar çok uzun süre yaşayabiliyorlar. Örneğin şöyle bir haberimiz var.
Muğla'da mikrobiyoloji uzmanı Metin Öztürk, arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7000 yıllık Siyez buğdayı tohumunun birkaç tanesinden üretim yapmayı başardı. Yani bu bize gösteriyor ki demek ki bir tohum 7000 yıl yaşayabiliyor. Tabii farklı haberler var. Mesela başka bir haber. Yine Kütahya Seyit Ömer Höyüğü'nde bulunan 4000 yıllık 3 tohumdan biri toprağa ekildikten sonra çimlendi. Mercimek tohumu 4000 yıllık geçmişe sahip ve genetiğiyle oynanmamış ilk organik ürün olarak incelemeye alındı. Yani biz buradan görüyoruz ki bu gerçekten Allah'ın bir mucizesi. Bizim için büyük ibretler var bunda. Biz bunları düşündüğümüz zaman Rabbimize ne kadar şükretsek, ona kadar hamd etsek, onunla kadar tesbih etsek azdır. Rabbim bizleri akledenlerden, şükredenlerden ve Allah'ı hakkıyla tesbih eden kullarından eylesin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.